İyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir programla yeniden karşınızdayız. Fikir Atlası'nın bu akşamki bölümünde birçoğumuzun hayatında önemli bir yer tutan ve birçoğumuz açısından tartışılan, birçoğumuza bir şekilde dokunan kentsel dönüşüm, kamusal alanın dönüşümüyle ilgili konuşacağız. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla bir kez daha gündeme geldi bu konu. Daha bir fark edilir ve üzerinde daha da fazla konuşulur konuların başında geliyor. Ve bu konuyu konuşmak üzere Yaşar Adanalı, akademisyen şehircilik uzmanı ve Burak Arıkan, medya sanatçısı Burak Arıkan da bizlerle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle, iyi akşamlar. Evet, merhaba, hoş bulduk. Evet, aslında az önce biraz da söyledim, biraz hani mülksüzleştirme.org. Bu bir yanıyla bir proje, bir yanıyla da herhalde heyecan verici bir yanı da olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kim tarafından oluşturuldu, nasıl oluşturuldu? İsterseniz buradan başlayalım. Nasıl? Tabii olur. Yani 6 Haziran'da sanırım Gezi Parkı sırasında, Gezi Parkı'ndaki o toplaşma, ütopik zamanlarda diyelim, yaptığımız çağrılarla birkaç arkadaş aramızda yaptık ilk başta bu çağrıyı. Sonra daha büyük bir kitleye ulaştı. Bir 10-15 kişilik bir ekiple başladık. Amacımız tamamen yani kamuyla ya da devlet ile özel sermaye arasındaki ilişkileri, güç ilişkilerini haritalamak, görünür kılmaktı. Ve tartışmayı açmaktı dolayısıyla. Aramızda aslında birçok farklı uzmanlık alanlarında insanlar var. İşte ben sanatçıyım, Yaşar şehir, bölge, şehir gene uzmanı diyelim. Avukatlar var. Onun dışında işte gazeteye uğraşan gazeteciler var. Ve akademisyenler var. Böyle karışık bir ekip yani. Evet, yani biraz aslında bilmeyen izleyicilerimiz açısından da yani bir haritadan bahsediyoruz. Bir ağdan bahsediyoruz. Bu biraz karmaşık gelebilen ama baktıkça çok hızlı bir şekilde o karmaşıklığın da uçtuğu bir ağdan bahsediyoruz. Ne anlatıyor aslında bu harita? Yani biraz da neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğu da herhalde değil mi? Böyle ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi Gezi Parkı'ndayız. Hatırlayalım. Bir kentin merkezinde bir park var. Kime? Hepimize ait. Hepimiz kullanıyoruz. Ve insanlar buranın park olarak kalmasını istiyorlar. Net. Binlerce, milyonlarca insan sokaklarda. Ama yaşayana, yurttaşların taleplerine rağmen bir irade, bir şey dayatıyor. Bu parkı dönüştüreceğiz deniyor. Bizim parkımız elimizden alınıyor. Ve bunun aslında bu kararların arkasında gerçek siyasetçiler, gerçek aktörler ve bunları gerçekleştiren gerçek şirketler var. Yani yaşam alanlarımızı dönüştüren çok gerçek aktörlerden bahsediyoruz ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler, nedir o ilişkiler? Kararı, bir yerin geleceğiyle ilgili bir karar alma ve bu alınan kararın uygulanması yönünde piyasadan bir aktör seçme gibi. Ve bu aktörlerin sahip oldukları medya kuruluşları var. Şimdi bütün bunlardan biz şöyle bir soru sorduk. Bizim yaşadığımız alanlara dair kararlar alanlar ve burada proje uygulayanlar, bir arada hepsine baktığımızda anlamlı bir okuma yapabilir miyiz? Bize nasıl bir resim çıkartır? Kimdir bunlar? Hangi kamu kurumları, hangi şahıslar, hangi şirketler ne projeleri yapıyorlar? Ve bu projeleri yapan şirketlerin başka yaptıkları kentte ne projeler var? Böyle bir resmi nasıl anlamlandırabiliriz diye aslında yola çıktığımız bir projeydi. Dolayısıyla sonunda da elimizde böyle bir yanında kamusal parklara, kıyılara, sahillere dokunan, öbür tarafta mahallelere, işte işçi sınıfının yoğun yaşadığı kentsel dönüşüm tehdidi altındaki mahallelere, doğanın HES'ler, projeler ve baraj projelerine çok komplike bir yapıyla karşılaştık. Böyle bir harita bekliyor muydunuz? Yani ben açıkçası beklemiyordum. Yani daha önceden ilgilendiğim birkaç yaptığım işler vardı aslında. Onlardan en azından şeyi görebiliyorduk. Yani ideolojik olarak bir araya gelmiş ya da sektörel ilişkilerden dolayı bir araya gelmiş birçok firma var zaten halihazırda veya aile şirketlerini falan düşünün mesela. Çok yaygın bir şey Türkiye'de. Ancak bunların devletle nasıl ilişki içerisine girdiklerine dair benim hiç fikrim yoktu açıkçası. Yani oldukça
iç içe geçişme var. Bunu görmüş olduk bence. Bu çok bana... bir yandan birbirleriyle iç içe girmiş, bir yandan devletin kurumlarıyla, belki bu alandaki kurumlarıyla iç içe girmiş. Bir yanıyla da yani aslında inşaat şirketleri açısından çoktan hani inşaat firması deyince belki hala öyle düşünenlerimiz var mıdır bilmiyorum ama yani inşaat firması hani daha basitleştirerek söyleyeyim. Hani bir müteahhitin tek başına gidip bir bina yapması ya da bir devlet ihalesi sonucu bir kurumu yenilemesi değil. Çoktan artık hani birer holdingin parçası haline gelmişler ya da yeni bir holding haline gelmişler. Medya organları olan büyük kapsamlı, büyük ölçekli firmalar haline gelmişler. Biraz zannediyorum haritada biraz bunu da işlemeye çalışıyorsunuz öyle değil mi? Biraz böyle yani bu aslında evet onu bir böyle hani mevcut sektörler, Türkiye'deki sektörlerden biri de inşaattır gibi küçümseyen bir nokta değildi. Burada ekonominin ve siyasetin merkezine oturmuş, başlı başına merkezine oturmuş bir şeyden bahsediyoruz. İnşaat sektörü. Veriler de zaten bunu gösteriyor. Yani haritayı bir kenara bıraksak, baktığınızda 2013 yılında ilk 6 ayda Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararların %60'ı inşaatla alakalı. Yani düşünün bir ülkede merkezi hükümet sürekli inşaatla alakalı karar alıyor. Ve ülkenin birçok sorunu var. Eğitim, sağlık, barış süreci, neler düşünürseniz. Ama bu kararların birçoğu inşaatla alakalı. Sürekli Bakanlar Kurulu'nun inşaatla alakalı mevzular geliyor. Ekonomik büyüklüğe bakıyorsunuz, yapılan yatırımlara bakıyorsunuz. En son birkaç gün önce ekonomist Mustafa Sönmez'in bir araştırması vardı, o onu paylaştı. Son 10 yılda yapılan yatırımların, inşaat sektöründe yapılan yatırımların toplam büyüklüğü $600 milyar hesaplıyor. Ve bunun 1/3'ü, $200 milyar doğrudan kamu yatırımı. Şimdi $200 milyar bir ekonomik büyüklük şeye bırakılıyor, hani piyasaya bırakılıyor devlet eliyle. Bu büyük bir pasta, çok büyük bir pasta. Ve bu pastanın dolayısıyla hani bir paylaşım süreci var. Hani bu kaçınılmaz bir şey. Bu yatırımları hangi şirketler yapacak? Hangi usullerle yapacak? Bu projeler ne projeleri gibi aslında çok önemli sorular var. Dolayısıyla hani bizim neredeyse bugün ana tartışmalarımızdan biri ekonomik ve siyasi anlamda ve toplumsal anlamda da sonuçta yaşam alanlarımız dönüşüyor. İnşaat oluyor. Evet bu sorduğunuz sorular çok önemli kuşkusuz ama birinci olarak hani şu ekonominin yani biraz da aldığı kararların hani büyük bir oran %60 gibi bir şey veriyorsun. Kararlarla ilgili böyle bir oran veriyorsunuz. Yani bu neyi gösteriyor? Yani ekonominin canlanması açısından da inşaat. Yani ekonominin motor gücü açısından da inşaat. Bir onu gösteriyor kesinlikle. Bir de kararların bir kere hani sonuçta şehirlerle, kentlerle, hani mekanla ilgili birçok karar alınıyor ve bunlar Bakanlar Kurulu'ndan alınıyor. İşte İstanbul'un bir yerindeki bir yerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilip edilmemesine Ankara'da Bakanlar Kurulu karar alıyor. Ya da ülkenin herhangi bir noktasındaki bir kamu arazisinin ne olacağına dair kararı Ankara'dan, merkezden alınıyor. Bir de bunu yani merkezileşmeyi de aslında bir anda gösteriyor. Bu kadar mekana dair kararları Bakanlar Kurulu'nun alıyor olması ve doğrudan hatta daha da doğrudan Başbakan'a bağlı işte Toplu Konut İdaresi ve ona bağlı emlak konut firmaları üzerinden bu kararların alınıyor olması yani demokratikleşmeden belki de uzaklaşmayı da hani öyle bir okuma da yapabiliriz. Nasıl olmalıydı peki? Yani çünkü bu kentsel dönüşüm, kamusal alanın dönüşümü yani biraz bunu konuşunca hani son dönemde biraz daha yoğun bir şekilde, biraz sonra ayrıntılı bir şekilde de gireceğiz kuşkusuz. 3. havalimanı, işte 3. köprü sürekli çıkar. Ne yapalım, geri mi kalalım? Yani hani biraz gelişmenin önündeki engel meselesi de gündeme gelir ya sürekli. Yani evet hani demokratikleşmeyle bir bağını bu şekliyle tersten kuruyoruz da. Peki nasıl olmalıydı? Hiç dönüşmemeli miydi? Evler örneğin o zaman hani gece kondular diye bize çokça söylenir. İşçilerin, işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı bölgeler, kentin büyümesi, yoksulların yaşadığı semtlerin sağlıksız barınma koşulları, altyapı sorunlarının yaşandığı evler bunlar mı olmalı peki gibi. Zannediyorum sorular öyle değil mi? Yaklaşım açısından böyle şeyler gündeme
bu hükümet açısından da en azından son dönemde de yoğun bir şekilde geliyor. Yani orada bir şey var mesela ilk aklıma gelen bunları düşündüğümüzde o da şu yani inşaat yapmak işte imar açmak yani bir ne bileyim toprağa yani bir alanı imara açmak üzerine inşaat yapmak falan bu ekonomiyi ancak geçici olarak idare eder. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde gördüğümüz gibi yani Dubai'ler falan vesaire bunlar hep inşaat temelli ekonomiler yani. Halbuki yani Türkiye'de çok daha fazla zenginlik var. İnsanlar var. Yani dünya kadar iş var. Yani mesela teknolojik bir inovasyon örneğin odak noktası değil. Hani en basitinden bir örnek versek. Bilişim alanında gelişme yapacağına bu kadar atıyorum yani. Yatırımı buralara yapacağına inşaat üzerinden yürütüyor. Belki yani yatırımın hemen dönüşü çok hızlı oluyordur muhtemelen. Yani bilişim gibi değildir belki ama yine de tekelleşme, yani tek ekonominin kendisini bile çeşitlendirmek yerine tek bir kanala odaklanmış durumda neredeyse yani. En azından benim gördüğüm o yani. Kolay bir, çünkü kolay yani bir. Çok fazla sistem üretebiliyorsunuz inşaatla. Kendi içinde bağlı bir sistem yani bir şeye entegre olması gerekmiyor. Bir de inşaat ettikçe aslında diğer tüketim üzerinden de bir büyüme sağlıyorsunuz. Nedir? İşte Türkiye zaten beyaz eşya üretiyor, araba üretiyor. Bütün bu yapılan projelerde baktığınızda otoyollarla, duble yollarla birbirine bağlanmış, bolca da bireysel otomobil sahipliğine de ihtiyaç duyan bir sistem. Yani hani belli noktalarda ama üretim kapasitesini ya da işte araştırma geliştirmeye dayanmayan, katma değeri yüksek olmayan bir değer üretmiş oluyorsunuz. Krizlere de çok açık bir değer işte en ufak bir durum. Çünkü borçlanma ve finans sektörüyle çok iç içe geçmiş ekonomiden bahsediyoruz. Ama o deminki soru da hani benim bunu peki nasıl olmalıydı? Yani o kadar da hani daha basitleştirmek de önemli diye düşünüyorum. Yani yaptığımız tartışma bu kadar da hani aslında çok daha temel şeyleri tartışıyoruz. Neydi en son geçen haftaki, iki hafta önceden de hatırlarsak İstanbul'da yapılan bir emlak projesini konuşuyoruz. İşte Bakırköy 46 gündeme geldi. Ağoğlu'nun yaptığı bir proje. Yani orada bir eski bir endüstri alanı var. Burasını bir müteahhit alıyor. Ve burada bir proje yapmak istiyor. Yaptığı projede bir metrekaresini 10.000 ile 15.000 dolara satıyor değil mi? Orada 15 bir metrekarede 15.000 dolarlık bir ekonomi dönüyor. Ve belediyede yani o yerel demokrasi ne derseniz orada demiş ki buranın planlamalarına göre senin yapabileceğin inşaat şu kadar diyor değil mi? Neden? Silüet etkisi var, oraya bir yoğunluk getiriyor, orada park alanı var, orayı yapılaşmaya açmak demek bu. Ama müteahhit iddialara göre bununla yetmiyor. Diyor ki ben şu inşaat bana yetmez, bunun yanına bunu da yapmak istiyorum diyor. Mevcut demokratik sistemde buna imkan yok. Çünkü belediyenin planları ona imkan vermiyor. Ne yapıyor? Üst ölçeğe. Doğrudan Ankara'ya gidiyor bakanlık ve işte hani bu işi çözelim. Nasıl çözeceğiz? İşte bir kötü bir lafla işte biz mimari şekillerle bunu hallederiz gibi bir hale geliyor. Şimdi bahsettiğim şey aslında bu kadar basit şeyler. Hani buna izin veren bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bunun olmasına imkan sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani inşaata dayalı Bakanlar Kurulu %60 kararı inşaatla alakalı dediğimizde hani biraz bunu da akılda tutmak önemli oluyor yani. Biraz belki hani neden mülksüzleştirme meselesiyle de devam edilebilecek bir yere geldik gibi duruyor. Yani çünkü tamam hani ekonomik açıdan şimdi ekonomide sürekli değer yaratmak. Şimdi diyorsun yani bir metrekarelik bir alanı 10 bin lira 15 bin liradan satmaktan bahsediyoruz. Yani bunun kuşkusuz tartışılacak o kadar çok yanı var ki ama tersten bir ekonomik değer yaratmayı bu kadar basite indirgediğimiz zaman da bu sefer de bir metrekareyi 10-15 bin liraya satıyoruz ve bir ekonomik değer yaratılıyor. Yani bir metrekarenin 10 bin lira değer kazanması bir paranın girmesi değil mi ekonomiye bu anlamıyla? Bu açıdan da basitleştirildiğinde başka türlü sıkıntıları ve sorunları da tekrar konuşmak gerekiyor. Belki orada mülksüzleştirme devreye giriyor galiba değil mi? Biraz kuşkusuz kimin ihtiyacı? Yani çok basit bir şey işte yani bu değeri yaratabilmek için orada bir alanın %40'ı park alanı olacak diyor. Şimdi park yeşil işte doğa için hepimiz için bir değer mülk diyorsa kamuya ait bir alan. Ama o değeri büyütmek için bizim park alanımızdan alması gerekiyor. Bütün mevzu da orada zaten. Yani ben daha fazla yani herhangi bir proje örneğinde alalım. Bu projeyi yapmak istiyorum. Buradan şu kadar ekonomik değer üreteceğim dediğinde
bu kimisinin mahallesi gitmiş oluyor, kimisinin parkı gitmiş oluyor ya da işte İstanbul'un ekolojik kaynakları ortadan kalkmış. Bir böyle bir noktası var. Bir bu kentte kim yaşayacak gibi bir soru var. Hani kim geliyor, kim alıyor buraları, nasıl bir kenttir? Hani kim zenginle yoksulun çok keskin çizgilerle ayrıldığı, hani 10 metrekaresine 15 bin doları kim verebiliyor? Veremiyorsa kent merkezinde niçin bu kadar bu şekilde projeler sürekli yapılıyor gibi bir boyutu var. Yani çok ayrımların çok daha keskinleştiği bir modelden bahsediyoruz. Böyle bir mülksüzleştirme etkisi var. Bunu da işte dönüşüm projelerinde zaten takip ediyoruz, görüyoruz. Dönüşüm projeleri peki sürekli olarak parası olana, zengine yönelik bir değişim, dönüşüm ona yönelik mi? Dönüşüm. Aslında söylemde öyle değil. Yani nedir? Kentsel dönüşüm ya depreme hazırlanmak için yapılıyor deniyor ya işte modern yaşam koşullarına sağlanmak için ama bugüne kadarki uygulamalarında gördüğümüz şu anda yerinde dönüşüm deniyor. İşte nedir? Biz kimseyi yerinden etmiyoruz. Çünkü yerinden edildi. İlk dönüşüm furyasında işte sulu kuleler, şeyler, Ayazması, Ankara'daki örnekleri insanları başka yerlere, TOKİ bloklarına sürdüler. Yani bu örnekleri biliyoruz ve daha para getirecek projeleri de bu alanlarda yaptılar. Dolayısıyla farklı, zenginle yoksulla farklı proje. Şimdikilerde daha bir yerinde dönüşüm denen hikayede aslında bir yapıyı, bir mahalleyi yok edip orada bir kısmını yaşayanlara ayırmak, büyük bir kısmından da para kazanmak. Dolayısıyla gene kazananını ve kaybedeni olan bir süreçten bahsediyoruz. Evet, yani kazanan ve kaybedenin de aslında o belki değişim ve dönüşüm açısından söylem tutturanlar açısından galiba biraz hani herkesin kazandığı bir süreçmiş gibi görünen ama herhalde anladığım kadarıyla biraz çok da öyle olmayan bir süreç. Peki biraz kuzey ormanlarında yürütülen faaliyetler, yani 3. Havalimanı, 3. Köprü, büyük bir kanaldan bahsediyor değil mi Başbakan Erdoğan? Bir de o 40 kilometrelik o kanal projesi. Tüm bunlar galiba haritada bir de bunları yapan firmalar açısından da öyle göze çarpıcı bir şey var, belirginlik var galiba, öyle değil mi? Yani şey, zaten haritadaki o büyük çemberli yuvarlakların büyüklükleri, hı hı, her birinin maliyetine göre ayarlanmış durumda. Dolayısıyla mesela en büyük gördüğünüz kara delik, deyim yerindeyse yani, havalimanı, 3. havalimanı. Daha sonra işte Marmaray, 3. köprü, işte Gebze, yani İstanbul-İzmir otoyolu falan diye gidiyor. Ve bunların her birini işte, yani yerleri, coğrafyası da başka bir konu ama bunlar sonuçta en büyük proje ve bu alana serpiştirilmiş durumda yani diyebiliriz yani. 3. köprü, 3. havalimanından ve arasındaki o otoban üzerinde yapılacak olan bütün o yapılaşma zaten felaketin habercisi yani. Evet, biraz bu şey hani az önce biraz Ağoğlu'nun da ismini zikrederek işte yolsuzluk, rüşvet, hı hı, operasyonuna ilişkin gündeme gelen işte birinci dalga diye konuşuluyor ya. İkinci dalgada da biraz bu projeler gündeme geldi. Hı hı. Hatta Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarında da gündeme geldi. Bu Başbakan Erdoğan çetelerin tuzak kurduğunu, uluslararası komplo vurgularının ardından 9 neden açıkladı bu operasyonun gerçekleştirilmesiyle ilgili. Açıkçası 9 nedene bakınca her yerde bulabilmek mümkün bu 9 nedeni. Hmm. İlk 3 nedeni bu tamamıyla dönüşümle ilgili nedenler. Yani biraz ilk 3'ü Başbakan Erdoğan bu projelere ağırlık vermesi dikkatimi çekti. Yani birisi havalimanı, birisi 3. köprü, bir diğeri de nükleer anlaşma, yani bunu da zannediyorum. Biraz bu yanıyla bu, evet, şekilde değerlendirmek lazım. Bu da çok dikkat çekici değil mi? Yani o sevilen bir söylem. Yani işte bu sürekli zaten şeyin başbakanın da söylemeyi sevdiği bir söylem. Ne işte biz kalkınıyoruz. İşte büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Bu gördüğünüz havaalanı projeleri, kanal projeleri, bu çılgın projeleri, bir istemezlikçiler var içimizde. Bu projelere karşı olanlar var. Neden karşılar? Tamamen iktidara ve bize karşı oldukları için karşılar. Karşı mısınız peki? Ona geleceğim ama hani bu söylemi tamamlamak istiyorum. Ben projelerin detaylarına, birçoğuna karşıyım ama onların da farklı gerekçeleri var. Bir de işte uluslararası bir komplonun parçası olarak bu projeler istenmiyor. Neden? Çünkü işte Lufthansa'sı, dünyanın büyük hava yolları bizden korkuyorlar.
büyük havalimanı yaparsak, üçüncü havalimanını onların pastasından çalacağız. Dolayısıyla işte herkes bize düşman gibi bir şey yapılıyor ama olay, yani hani bu kadar söylemde kalmamak lazım. Neden? Üçüncü köprüyle alakalı tartışma nedir? Çok somut şeylerden bahsediyoruz. Üçüncü köprü temel mevzu, üçüncü köprü neden kuzey ormanlarına yapılıyor tartışmasıdır. Yani ekolojik olarak korunması gereken İstanbul'un su havzalarının, ormanlarının ekolojik çeşitliliğini barındıran kuzey bölgesine neden bu büyük yatırımlar yapılıyor sorusudur. Şimdi bu soruya verilecek cevap Lütfenz Havalimanı istemiyor değildir. Çünkü çok kolay bir şekilde kardeşim o zaman üçüncü köprüyü alın başka yere yapın diyebilirsiniz. Üçüncü havalimanını. Nitekim Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Topbaş'ın başında olduğu Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzeni planı, master planı, İstanbul'un anayasası diyor ki İstanbul'un kuzeyine yapılaşmayı çekmeyin. Planı kendisi diyor, bir AKP'li bir belediyenin yaptığı plan diyor ki kuzey önemli ekolojik bölgedir. Buraya yapılaşmayı çekmeyelim, bir hat sınır çizelim ve İstanbul genişleyecekse doğu batı ekseninde böyle kademeli kademeli genişlesin. Üçüncü havalimanı da Silivri'ye yapılsın diye işaretlenmiş. Büyükşehir Belediyesi'nin bizden. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı plandan bahsediyor. Aradan 3 yıl geçmiyor ve başbakan diyor ki üçüncü havalimanını kuzeye yapacağız diyor. Aynı şekilde üçüncü köprü kuzeyden geçecek diyor. Ve bu ve müteahhitler de kuzeye doğru arazi geliştirmek istiyor. Yeni projeler yapmak istiyor. Biraz çok yabancı olmayan bir şey galiba. Bu üçüncü köprü için de biliyorsun yani Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Sayın Erdoğan'ın yine söyledikleri biliyorsunuz yansıdı. Şimdi üçüncü köprü için başka bir cümle kuruluyor. Zannediyorum aynı şey. Değil mi? Yani biraz böyle bir şey anımsatıyor. Peki yani kim bu firmalar gerçekten? Yani hani isimleri de belli, birbirleriyle ilişkileri açısından da bir veri sunuyor haritada. Yani hani tüm bir hani bir yaklaşım açısından kuşkusuz konuştuklarımız çok önemli, çok değerli ama bunları açıklayan aynı zamanda bunları herkesin çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir haritada olması. Yani burada şey bence önemli, bizim göstermeye çalıştığımız şey de sistematik bir tekelleşme var ortada. Yani net olarak bunu göstermeye çalışıyor. Harita aslında bunu doğal olarak göstermiş oldu. Yani ne demek bu? İşte 3. Havalimanı yapan ne bileyim işte Cengiz Kolin, Limak, Mapa, Kolin, Kalyon İnşaat gibi firmalar aynı zamanda yine devletten aldıkları başka ihalelerde yine dev projeler yapıyorlar. Yani hep aynı şirketlere bu yani devletin bütçesi hep aynı şirketlere harcanıyor, veriliyor. Dolayısıyla aslında hani vergilerden falan toplanmış bir sınıftan toplanmış para başka bir sınıfa aktarılıyor diyebiliriz neredeyse. Dolayısıyla yani mesela bir örnek olarak bakarsak haritalar arasından internet sitemizde gözüküyor bunlar net bir şekilde. Yani 3. havalimanını yapan işte mesela Cengiz Kolin Limak sadece aynı zamanda beraber yine başka büyük ihaleler almış bunlar. Mesela bir tanesi bunun işte Boğaziçi Elektrik Dağıtım, yani Avrupa, İstanbul Avrupa Yakası'nın elektriğin dağıtım işinde bu 3 firma üstlenmiş durumda. İhalesini devletten almışlar zamanında yani. Ve yaptıkları başka ortak HES projeleri de var. Hidroelektrik santralleri de var. Dolayısıyla elektriğin hem üretimini, hani demin de konuştuğumuz gibi, hem dağıtımını aynı firmaya vermiş oluyorsunuz. Tüm, yani total olarak tek bir elde olmuş oluyor. Bütün bu değerlerin çıkartılması ve dağıtılması diyelim yani. Evet. Peki yani firmalar açısından galiba bir yandan da hani biz bu büyük şeylerden bahsediyoruz, projelerden, ama kentsel dönüşümle de iç içe girmiş durumda kuşkusuz. Şimdi bir sosyal medyadan bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum yani izleyenlerimizden. Özellikle bu kadar konutun bu kadar ciddi oranda gerçekleşen üretim kime satılacağı? Kimin alacağı meselesi aslında biraz az önce o yana da hani bir yandan da böyle bir tartışma da var. Yunanistan sonrasında iflasın beklendiği İspanya'da yeni yapılmış satılmayan 818 bin konut olduğu ve bu fazla kapasite İspanyol banka sisteminin gücünü çok aşan 470 milyar dolarlık bir bataklık oluşturdu söylenmekte. Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamaları böyle bir bataklığa doğru gidiyor mu? Yani bu anlama gelir mi diye bir soru. Bir fark İspanya, yani şöyle, evet, bir yandan bir balon şişiyor işte. Yılda, son 10 yılda ortalama 700 bin konut yapılıyor. 700 de şu, bu sene 900 bine vuracak o rakam. Yani şu ana kadar yapılmış en büyük konut sayısından bahsediyoruz.
Ve konut da Türkiye'de büyük bir ihtiyaç. Ancak bu yapılan, üretilen konutun müşterisi yok. Çünkü belli bir segmente yönelik, işte marka konutlar, reklamını gördüğümüz, hatta bombardıman halinde bütün gazetelerde, televizyonlarda reklamlarını gördüğümüz, işte o Ağoğulları ve diğerlerinin yaptığı bütün bu konutların bir yere kadar metrekaresi 5.000 dolar, 10.000 dolar verecek bir nüfusumuz var. Ülkede bir ekonomik büyüme var ama bu bir genel bir refahın genişlemesi anlamına gelmediği için, yani aynı zamanda bir gelir dağılımındaki bir farklılık var. Dolayısıyla satılamıyor. Ne oldu? Satılamadığı için zaten konutu da bir meta olarak, bir yatırım aracı olarak değerlendirdikleri için bir mütekabiliyet yasası getirir. Nedir? Biz bu konutları Türkiye içinde eritemiyoruz. Yurt dışında yabancı yatırımcılara eriteceğiz dendi. Bununla da bir ivme kazanamadılar. Şu anda çok büyük müteahhitler geliştirdikleri projeleri öncelikle uluslararası emlak fuarlarında pazarlamaya başlıyorlar. İşte Dubai'de, Kuveyt'te. Bu da sıklıkla gündeme geldi değil mi? Gündeme geldi, evet, ve evet. Hani bu durumun kendisi pazar doğrudan. Bir hoş bir durum olarak söyleniyor ama bu, biliyorsunuz. Yani hani sanki şey gibi tabii, ihracatı arttıran bir şey, ekonomik şey gibi. Hani ama satılan, sen söylerken şimdi farklı bir şey, tonla söyleyince farklı bir şey ikna ediyorsun. Yani şöyle deyince tabii, yani hani bu sene 50 bin konut sattık. Nereye? İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Tamam da hani bu nasıl bir şehir anlayışıdır? Bu şehirde kim yaşayacak? Bu şehirde hani şey anlaşılmasın, yanlış olmasın. Keşke İstanbul daha kozmopolit olsa. Keşke bütün dünyadan insanlar gelip İstanbul'da yaşıyor olsak. Ama mevzu biraz daha farklı olduğu için bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Bunun örnekleri var. Çin'de de var. Dubai'de de var. Yani satılmaması bir yana, büyük zenginlerin büyük blokları aldıklarında bu bütün sene boş duran, kapısında kilit vurulan ve hani değerinin artmasını, azalmasını aynen borsa takip eder gibi bekleyen bir piyasa yaratıyorsunuz. Peki diğer yanı açısından nasıl bir şehir algısı? Yani bir şehir planı var değil mi? Yani hani bir gelecek planı açısından. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin kuşkusuz bu Kuzey Ormanları'na dair konuştuğumuz planı. Yani herhalde bir şöyle bir şeyi kapsıyor değil mi? Yani İstanbul 50 yıl içinde örneğin işte şöyle bir ekonomik büyüme hedefliyor. İşte zannediyorum bu doğudan batıya diye söylediğin işte kademeli, sıçramalı bir kentleşme meselesi biraz bunları içeriyor olmalı. Belli bir öngörüye dayanmış olmalı. Tabii, nüfusun tabii. Ne olacağı, ekonominin ne olacağı ve tüm onun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeşil alanın nerelerde olması gerektiği. Yani şimdi Sayın Başbakan'a baksak, yani Sayın Başbakan yeşilin sevdalısı ve hastası olduğu için yani çok hiç dert etmemiz gerekmiyormuş gibi oluyor ama biraz bizim en azından başladığımızdan beri konuştuğumuz ve kuşkusuz çok daha fazla ortaya çıkan şeyler, biraz endişelenmemiz gerektiğinde nasıl bir kentleşmeyi getiriyor tüm bu, ne görülüyor bugünden yarına dair? Yani bu en şey örneği işte kuzeydeki yani hani bu üçüncü köprü mevzusu. Günde 10.000'e yakın ağaç kesildi yani bir dönem özellikle. Evet. Ve hani işte 1,5 milyonun 2 milyon ağacın kesileceği söyleniyor. Yani bu bir düşünelim, yani hani ciddi işte üçüncü havalimanı için 600.000 ağaç kesilecek deniyor çevre evet. ÇED raporunda. Yani bu hepimizin ağacı ve hani bu şeyin İstanbul'un ihtiyacı olan nefes aldığı alanlardan bahsediyoruz. Şimdi bir yandan nüfusu sınırlamaktan bahsediliyor. Öbür tarafta yeni araziler geliştiriliyor. Bu şekilde açılıyor. Bu şekilde. Var mı nüfus açısından bir öngörü? Normalde evet, yani şeyde gene Büyükşehir'in yaptığı çevre düzeni planı, yani master planda bir limit koyuyor. 17 milyon mu artık, tam hatalı olabilirim ama bir limiti var. Gidişat o limiti kesinlikle aşacağı noktasında. Hani yeni 2,5 milyonluk şimdi yeni şehir geliyor. İşte kanal güzergahı ve işte 3. havalimanına bağlanan. Bir taraftan da şöyle bir şey tabii. Şimdi İstanbul üreten bir kent, emekçinin kenti, ekonomisi, istihdamı %40'ı üretim sektöründe, sanayi desantralize ediliyor. İşte bunu şişe cam fabrikasının, hatırlarsınız 2013'ün başında, şişe cam fabrikasının işçileri fabrikayı işgal ettiler ve hakları için mücadele etmişlerdi. Sonunda Eskişehir'e taşınmasında kendileri de haklarını geri aldılar. Ama bu
Bir yandan tabii işçiler açısından olumlu bir şey ama İstanbul'un üretim alanlarının da boşaldığının örneğiydi Şişecam direnişi. Şimdi bu genel üst ölçekli plan bunu öngörüyor zaten. İstanbul'un sanayiden arındırılması. Bir dokuyu da mahallenin ve semtin dokusunu da değiştirmesi anlamına kuşkusuz. Hem o hem de toplumsal olarak emekçiye ihtiyacın kalmaması ve yeni bir finans hizmet sektörü ve turizm üzerinden dönecek bir kente doğru evrilme demek oluyor. Hani bu da kimin için sorusunu, hani İstanbul'u kimin için biz dönüş, bu konutları kimin için yapıyoruz sorusunu tekrar gündeme getiriyor. Aslında şey gibi, üretime dayalı değil, tüketime dayalı bir ekonomi çevirmeye çalışıyorlar. Yani turizm ve işte emlak satmak bundan başka bir şey değil sonuçta yani. İstanbul'da yeni bir tartışma olduğunu düşünüyor musunuz bunu? Yani aslında herhalde İstanbul'da çok eskiden beri değil mi? Yani İstanbul'da bir yani Mecidiyeköy'de örneğin üretim alanlarının olduğu bir dönemin öncesinden beri herhalde İstanbul'un değişimi, dönüşümü sürekli yeni gelişen alanlarda üretim alanlarının daha dışarı çıkarılması, geliştikçe tekrar biraz böyle bir yanı da herhalde yeni bir tartışma olmadığında herhalde hatırlatmam. Ama şöyle şehircilik açısından bir yeni noktası var. Şimdi bu eski modelin yani nedir o eski model? Bir kere kullanım alanlarını çok birbirinden çok katı sınırlarla ayıralım. Konut alanı, AVM ve fabrikası, üretimi bunlar bambaşka ayrı şeyler olsun. Eski bir planlama anlayışı ve bugün birçok şehir bu anlayış yüzünden yaşanılamaz hale geldi. Çünkü bir ulaşım üzerinde çok büyük baskı getiriyorsun. Üretimle yani yaşam alanını ticaret alanından ve üretim alanından ayırdığınızda. Bugün gelinen tartışmalarda bu yapıları nasıl daha entegre edebiliriz diye soruluyor planlama açısından da. Dolayısıyla biz hani öğrenilmiş hataları tekrarlanıyor şu anda. Baktığınızda İstanbul adacıklara bölünüyor. Alışveriş merkezi adacıkları, konut adacıkları ve hani şehrin dışına atılmış üretim adacıkları ve bunlar arasında da çok ağır bir ulaşım yükü bindiriyorsunuz. Boşlukları zaten büyük gökdelenlerde doldurarak daha fazla ulaşıma ihtiyaç, yoğunluk getiriyorsunuz. Dolayısıyla hani bunların aslında daha böyle birbirleriyle iç içe geçen bir modeli düşünmemiz gerekiyor. Hani bir yerde üretim yapılıyorsa o illaki kötü değildir. Hani bu iyi bir şeydir. Hani üretim yapılan yerde insanlar yaşıyorsa bu güzeldir. Hani daha az toplu taşımaya ihtiyaç duyarsınız. Daha az yola ihtiyaç duyarsınız gibi. Çok daha hani, sürdürülebilir bir kent modeli. Yani iç içe geçme. Evet yani biraz aslında merak ettiğim şeylerden birisi de bu. Yani nasıl bir kentleşmeye ihtiyaç var insana? Hani çünkü biraz öngörülen nüfus artışı, hatta onu da aşacağını düşündüğümüz bu yeni dönüşüm furyası aslında çok acaba insana yabancı bir dönüşüm mü? Değil mi? Yani biraz hani şu mahalle kültürü, mahallelerin ortadan kalkması, site yaşamı gibi birbirinden ayrılmış işte şeyleri olan duvarları, yüksek duvarları olan ve her ekonomik düzeye bağlı birbirinden ayrılmış site yaşamı, belki orada buna ek olarak kültürel alanların, yeşil alanlarınla kurduğu bağ, insanın kurduğu, birbiriyle kurduğu ilişki, tüm bunlar da galiba önemli değil mi bir kentleşme açısından, öngörü açısından? Yani şimdi bir üretimin kötü olmadığını, üretimin yaşam alanlarından kopmasının aslında belki de olumsuz yanlarından bahsediyoruz. Yani hani bir kere farklı kentte yaşayan farklı yaş grupları şöyle diyelim. Hani bir ortak referansınız bile kalmıyor. Nedir? İşte anamızın babamızın gittiği hani sinemaya biz gidemiyoruz. Ya da hani böyle bir durum var değil mi? İşte emek sineması örneğini alalım İstanbul'da. 70 yıllık bir şey var. Kültür mirası bir sinema var. Bugün yok. Hani ya da... Yani bizim kente dair algımızı oluşturan, o kente sahiplenmemizi sağlayan değerler ortadan kalkıyor. Yani böyle bir noktası var. Dolayısıyla oturup biz farklı jenerasyondan iki aynı kentte yaşayan insan olarak belki konuşacak hiçbir ortak noktamız kalmıyor. Yani çünkü eskinin İstanbul'uyla ya da herhangi bir kentiyle yeninin kenti bambaşka şeyler.
Ve bu bugünün kenti dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek bir kent haline geliyor. Evet, peki biraz oradan belki muhafazakarlık, muhafaza etmek biraz o yanları bile konuşmaya çok açık şeylerdi. Kim muhafazakar? Evet, kim muhafaza etmekten yani birazdan öyle belki kavramın en azından algı biçimiyle böyle bir şey olabilir. Peki dünyada yok mu dönüşüm denilen mesele, yani yapılmıyor mu dönüşüm? Belki çok kısa bir şekilde bunu örneklerine neler söyle, bunun örneklerine ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Var tabii ki de, yani şöyle aslında biz dünyada tekrarlanan... Olumlu olumsuz da vardır zannediyorum. Tabii yani biz yani? Dünyada yapılan hataları tekrarlıyoruz. Şu an hani İstanbul ve Türkiye kendine bir model geliştirmiş değil. İşte bu yıkıcı dönüşüm projeleri, işte İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Amerika'nın izlediği kenti modernleştirme, çok yukarıdan aşağı böyle sert müdahalelerle her şeyi yıkıp yeniden yapmanın bir kopyası aslında şu an gerçekleşiyor. Hani o açıdan evet, dünyada yaşanan dönüşümü İstanbul'da yapıyor. Daha iyi örnekleri farklı yerlerde de var. Daha başarılı dönüşüm modelleri de. Ama merkeze aldığınız tabii soruyla alakalı. Şimdi nasıl daha fazla ekonomik pastayı büyütüp sermayeyi belli ellerde biriktiririz gibi bir soruyla çıkarsanız onun pek iyi olma şansı yok. Yani bir ortak kamu iyisinden bahsediyorsak ya da işte farklı sınıflar açısından. Birilerinin zenginleşmemesinden bahsediyor. Birilerini zenginleştirir bu şey herhalde, değil mi? Bu dönüşüm herhalde biraz bu ismi geçen firmalar açısından da herhalde yani öyle hızla büyüyen firmalar olduğunu da herhalde söyleyebiliriz, değil mi? İsimler açısından biraz o şey medya ile kurulan bağ, medya kuruluşlarının, gazetelerin, televizyonların el değiştirmesi, birden gazetelere sahip olan gruplar haline gelmek, televizyona vesaire, biraz hani onun da çok hızlı bir süreç olduğu herhalde biraz böyle bir hissiyat uyandırıyor. Tabii kesinlikle. Yani şey diyebiliyoruz, tabii bizim bu haritalara baktığınız zaman da gördüğünüz direkt bir durum var. Türkiye'deki neredeyse bütün ne diyelim, ana akım medya bu şirketlerin elinde. Yani 3-4 tane şirketin elinde sadece. İşte bir tanesi GAP inşaatın sahibi Çalık Holding, diğeri Doğuş Doğan, işte falan diye gidiyor yani. Ve sonuçta Albayrak grubu da var aynı şekilde yani. Ve bunlar nasıl yayın yaptıkları sen ortada, yani özellikle atıyorum gezi sürecinde gördüğümüz şey çok çok yanlı yayın yaptıkları belliydi yani. Ve bunun açıklaması da bu. Çünkü çıkarları var. Net yani. Bir eksik bence yok bunda. Çok net bir bilgi. Bunu haritalarda göstermeye sen çalıştık. Bu durumu sen fark et, yani hemen birçok insan fark ediyor aslında ama fark etmeyenlerin de görebileceği bir durum oluşmuş oldu. Tabii ki yani ana akım medyayı ele geçirdiğiniz zaman da aslında toplumun hafızasını da müdahale etmeye başlıyorsunuz. Sonuçta toplumun hafızası tamamen, yani çok genel kitlelerden bahsediyorum. Herkes değil tabii ki ama yani çok büyük bir kitle. Televizyondan, gazeteden, buradaki aldığı o işte flash haberlerden falan filan etkilenerek düşünmeye ve tartmaya başlıyor. Birden kendi evinin başına devrilmesine, yıkılmasına karşı çıkanlar birden marjinal örgüt mensubu. Kuzey ormanlarında ağaçların kesilmesine karşı çıkanlar, Gezi Parkı yıkılmasın diyenler de birden uluslararası komplo güçlerinin maşası haline geliveriyor, değil mi? Şimdi böyle yani bir şey olunca sadece birkaç kanaldan bu algı yönetimi mesajlar açısından gelmeye başlıyor. Evet. Aynı şekilde algı yönetimi diyebiliriz hakikaten. Daha doğru bir söz hakikaten bu. Dolayısıyla yani bu alanda da yine ekonominin nasıl tekerleşmesi gibi medyada tekerleşiyor sistematik olarak yani. Evet, peki biraz daha haritayı belki hani süremizin de sonuna doğru geliyor. Biraz daha haritayı da netleştirmek açısından bazı yanları, bu bitmiş bir proje herhalde değil mi? Yani biraz hani devam ediyor. Yanıyla başladı ancak çok hani geçmiş bir süresi olmasa da hızlı bir şekilde yol aldığını hissettim. En başta da söyleyeyim, benim için heyecan verici bir yani tanışıklık olduğunu düşünüyorum. Nedir ne belki burada bir katkı sunma vesaire konusunda nasıl bir şey hedefliyorsunuz geliştirme konusunda? Yani şu anda mevcut projeleri güncelleyeceğiz bir kere. Yapmakta olduğumuz işlerden bir tanesi bu. Yani daha fazla bir kapsamını arttıracağız. Yani 200 küsur proje var şu anda mesela. Onlardan daha fazla miktarda projeler gelmiş olacak. Dolayısıyla daha farklı, daha küçük boyutlu şirketlerde tek tük gelmeye başlayacak diye tahmin ediyorum. Belki daha tekerleşme biraz gözükmüş. İstanbul'da ağırlıklı zaten proje herhalde, değil mi? Evet, İstanbul'dan çıktık. Tabii. Şu an ama Hasankeyf'e kadar ucu gidiyor. Yani bir sistem eden zaten bir kar topu gibi. Firmalar, çünkü belli firmalar çalıştığı için İstanbul'a proje yapan aynı zamanda Karadeniz'in HES'lerini de yaptığı için. Otoyollarını, HES'lerini, her şeyini aynen.
Yani çok, çok zorlanmıyorsunuz o zaman yani Karadeniz'in yani şirketlerin bu denli belirgin olmasından evet, kaynaklı yani. Tabii ki. Peki biraz belki hani talepler meselesiyle ilgili son olarak yani bu belli talepler herhalde sıcak bir şekilde öne çıkartıyor öyle değil mi? Yani bence bir önemli şeyden bir tanesi şu bir, yani zaten net bir şey aslında bu da biz şeffaflık ve hesap verilebilirlik çok konuşulan bir şey. Bugün hani birçok yani hükümetin de kendisini kullanmaya başladığı bir söylem aslında bu. Ama uygulaması hiç zaman olmuyor. Yani şeffaf, mesela düşünün seçim kampanyalarının şeffaf olmamasından başlayın. İhalelerin kolay erişilebilir bir bilgi olmadığına kadar birçok yer var. Yani herhangi bir insan, sıradan yani bir insan kolay bir şekilde bir ihalenin hangi kime verildiği, hangi tarihte verildiği ve hangi firmaların alındığına dair bilgi gözün önünde değil. Dolayısıyla katman katman araştırırsanız bulabiliyorsunuz bazı bilgileri. Dolayısıyla şeffaflığın bir böyle tavır, yani kurumsal bir tavır olarak yapılması sanırım gelecekte çok daha tartışma yaratacak, önemli hale gelecek. Ya buna dayatan belki yasalar olacaktır ileride umarım yani. Ama bu çok büyük bir problem. Yani şeffaf olmaması ve yani kamudaki her türlü bilginin her an ve güncel bir şekilde yani erişilebilir olması gerekiyor. Biz bugün baktığımız zaman devlet sitelerine falan girip çıktığımız zaman 2013'e dair mesela bilgi bulmak çok zor. Bulamıyorsunuz yani. 2010'dan, 2006'dan falan böyle parçacıkları bir araya getirip araştırıp üzerine falan ancak bir şeyler çıkarabilirsiniz, çıkarıyorsunuz yani. Dolayısıyla veri, yani aslında hepimizi ilgilendiren veriler bunlar. Hep, yani mahallemizden işte devlet yönetimine kadar bu verilerin erişilebilir olması çok kritik bir durum. Ve bence önümüzdeki zamanlarda bu çok daha önemli hale gelecek. Çok daha fazla insanlar bunu isteyecekler hükümetlerden. Medya sahipliği yani hani medyada kamu ihalesi alan şirketlerin medya sahibi olamaması lazım. Yani bu bizim gördüğümüz en azından haritaya baktığınızda çok net bir talep bu. Hani böyle bir kenti doğayı dönüştüren firmalar aynı zamanda da bizim haber alma özgürlüğümüzü ellerinde tutuyorlar. Dolayısıyla burada bir çıkar çatışması var. Yasa olarak hani bu çok meşru bir yurttaş talebidir. Kamu ihalesi alan hiçbir firmanın aynı zamanda medya sektöründe yer almaması talebi vatandaş hepimiz için, demokrasi için önemli. Bu arazi transferlerinin bu kadar kolay olması gene bir sıkıntı. Yani doğrudan Başbakanlığa bağlı toplu konut idaresinin, TOKİ'nin istediği kamu arazisini alıp istediği firmayla ortak proje geliştirebiliyor olması zaten bütün bu usulsüzlük iddialarının, haksız kazanç iddialarının ana musluğu durumunda. Buraya bir tekrar bir kontrol mekanizmalarının gelmesi gerekiyor. Bu merkezileşmenin tekrar yerelleşmesi konusu söz konusu ve kentsel dönüşüm, yani bütün bu dönüşüm mekanizmasının yasallığını sağlayan bütün o dönüşüm yasalarının ele alınması gerekiyor. 5366, 6306 afet yasası, dönüşüm yasası vesaire. Ve hani en radikal herhalde şey de TOKİ'nin şu haliyle lağvedilmesi gerekiyor. Yani böyle bir kurumun olmaması gerekiyor. Doğrudan başbakanlığa bağlı piyasada bir aktör olarak müteahhit gibi çalışan, istediği arazide, istediği projeyi, istediği şekilde geliştiren, orayla ilgili planı kendisinin yapabildiği böyle bir kudret hiçbir şeyde, kamu ya da özel hiçbir aktörde böyle bir kudret olmamalı. Çünkü bu kudret kontrol edilebilen, sorgulanabilen, katılınabilen bir kudret değil. Bu yıkıcı bir kudret. TOKİ denen yapının gerçekten toplu konuta, sosyal konuda odaklanan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın altında yer alan, yerel yönetimlerin görevlerinin üzerine atlamayan bir yapıya dönüştürülmesi kaçınılmaz olduğu şu an görüyoruz. Yani hani ilk etapta talepler diyorsak hani bunları görmek lazım ve kentleri de böyle çılgın projelerle ve hani çok yukarıdan kararlarla değil de çok daha merkeze bu kent nasıl yaşanabilir olur? İnsanların ihtiyaçları neler? Çok çılgın projelere ihtiyaç yok diyorsun. Yani ekonomik zorlama yani. Krizlerde bile nasıl hayatta kalır gibi soruları sormak lazım. Yani hani evet. Evet, böyle herhalde özetleyebiliriz. Evet, aslında tabii
konuştuğumuz konu yani bir işte konuştuğumuz sohbet edebildiğimiz süreye sığdırılamayacak kadar uzun bir konu. Biz biraz daha tabii ki mülksüzleştirme.org sitesi üzerinden de biraz sohbet etmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum ben tüm bu bilgilerinizi ve emeğinizi aslında biraz şeffaflık diye çağrı yaparken herkese kullanımını, herkesin kullanımını açık böyle bir projeye de imza attığınız için her şey için teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Evet, programımızın, bu akşamki programımızın Fikir Atlası'nın bu akşamki programında sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyelim.